Şimdi kardeşimiz çok isabetli bir soru sormuş. Bu soruya cevap vermeye çalışalım. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki ayeti kerimeler olsun, hadisi şerifler olsun bunları anlamak, yorumlamak ve bunlarla amel etmek bütün Müslümanların üzerine düşen vazife. Fakat öncelikli olarak alimlerimizin bu işiyle meşgul olmaları gerekiyor. Tarih boyunca da ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiği, hadislerin nasıl kavranılması gerektiği ile ilgili alimlerimiz çaba sarf etmişler. Eserler vermişler, kitaplar yazmışlar. Onların eserlerinden okuduğumuz, anladığımız kadarıyla Bizler de değerli kardeşlerimiz de bu meseleleri gündeme getirip paylaşmaya çalışıyoruz. İmam Gazali Hazretleri'nin bu hususta çok önemli bir risalesi var. Hacim olarak küçük ama derinlik olarak çok büyük bir eser. İmam Gazali biliyorsunuz Hüccetül İslam diye anılan İslam'ın delili, burhanı, İslam'ı herkese kabullendiren anlamına gelen bir lakapla, bir ünvan ile anılıyor. Kendisi 5. asrın müceddidi adeta. Her ne kadar 6. asrın başlarında 505'te vefat etmişse de yazmış olduğu devasa eser İhya Ulumiddin 5. asrın sonlarında yazılmış bir eser. 1111, 1111 gibi bir tarihe tekabül ediyor herhalde. Onu da hatırlattınız, iyi oldu tabii. Müslümanların takvimi, hicri takvim. Hicri takvimi unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Hasılı kelam, Gazali'nin meşhur bir eseri var. El-Kanun fit-te'vil diye. Ayetleri, hadisleri yorumlamada usul, esas, düsturlar diye. Hacim olarak dediğim gibi küçük bir risalesi var. Bu risale hakikaten hadisleri nasıl anlamamız gerektiği ile ilgili çok önemli düsturlar, ilkeler bize veriyor. Bu e, kitabı bütün kardeşlerimize okumalarını tavsiye ederim. Kitabın e, Arapçası mütedaveli olduğu gibi Türkçe tercimesi de e, bulunuyor. Özellikle de ehli ilmin bu kitabı okuyup, hazmedip, onu etrafına, çevresine yayması önemli olacaktır. Güzel olacaktır diye düşünüyorum. Burada e, teville ilgili, yorumla ilgili ne zaman yoruma ihtiyaç duyarız? Eğer hadiste geçen veya ayette geçen bir manayı doğrudan anlamakta zorlanıyorsak, yani e, akli müktesebatımızla, nakli müktesebatımızla elimizdeki bilgilerle izah etmekte güçlük çekiyorsak, o zaman yoruma ihtiyacı var demektir. Bu yorumu yaparken de üç tane temel kriter çerçevesinde yapılması lazım. Birincisi her şeyi bilmek zorunda değiliz. Yani biz ve huve bi kulli şeyin alim değiliz. O Cenab-ı Allah her şeyi bilen hiçbir şey ilminden kaçamayan sadece ve sadece Cenab-ı Allah'tır. Biz sorulan bir şeye bilmiyorum diyebiliriz. Bilememek bizim için kusur değildir öğrenmemek kusurdur. Öğrenebileceğimiz şeyler var, öğrenemeyeceğimiz şeyler var. Öğrenemediğimiz şeylerle ilgili tevakkuf ederiz. Yani dururuz. Ben bu hususta bir netice elde edemedim deriz. Bu nokta çok önemlidir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetidir. Yani Efendimiz'e sorular geliyordu sürekli. Bazı sorulara cevap veriyordu. Bazı sorulara da Bununla ilgili bir şey bilmiyorum diyordu. Ben size cevap verebilecek yeterliliğe sahip değilim diyordu. Bekliyordu Cenab-ı Allah'tan vahiy geliyordu. Cenab-ı Allah'ın vahiyini insanlara tebliğ ediyordu. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama gelmiş geçmiş bütün yaratılmışların ilmi verildiği halde bazı şeylerle ilgili ben bu hususta bilgi sahibi değilim diyordu. Nitekim müştehit imamlara baktığımızda onlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel sünnetini devam ettirmişler. Kendi bilgilerinin yeterli olmadığı yerde bu hususta ben bir şey söyleyemeyeceğim demişler. Ama bugün bir soru sorulduğunda bilmiyorum dediğinizde çok ters anlaşılıyor. Ne demek bilmiyorsun? Bilmek zorundasın, bir cevap vermek zorundasın. Böyle beni cevapsız bırakamazsın. Bir çözüm bulmak zorundasın diye. Evet, ümmeti Muhammed problemlerine Allah'ın dini çerçevesinde çözüm bulmakla mükellef. Bu mükellefiyet öncelikle alimlere düşer. Fakat hemen sorulur sorulmaz bir mesele ile ilgili cevabı hazır bulundurmak o herhangi bir insanın kudreti dahilinde değil. Demek ki birinci mesele anlayamadığımız bir meseleyle karşılaştığımızda ben bunu bilmiyorum. Âmennâ bihi küllüm min indi Rabbine iman ettim. Hepsi Rabbimizdendir. Bundan ne kastedilmiş? Bunu en güzel Rabbim bilir. Ben anlayamadım. Böyle bir duraksama bir Müslüman için bize gerekiyor. Her şeyi bilmemiz mümkün değil. İkincisi bir yorum yaptığımızda bir izah yaptığımızda bu budur bundan başkası olmaz diye kesin konuşma imkanımız da yoktur bu Allah'ın bana ilhamıdır Allah'ın benim kalbime koymuş olduğu bilgidir ben bunu söyleyebilirim ee, bunun dışında bir şey de olabilir bu da olabilir hiçbiri de olmayabilir dolayısıyla e, bu tür zanni dediğimiz kesin olarak manasını anlayamadığımız, yorumlamak durumunda olduğumuz şeylerle ilgili yaptığımız yorumlar bağlayıcı yüzde yüz böyledir türünden yorumlar değildir. Nitekim alimlerimiz bunlarla ilgili farklı farklı izahatta bulunmuşlardır. Bize düşen iman etmek ve en kabule şayan olanı kabul edip onunla hareket etmektir. Üçüncüsü ve en ön önemlisi de akılda nakil de rivayet de ayet de peygamberden sadır olan hadis de Allah'ın vahyidir. Dolayısıyla akılla nakil birbiriyle çelişmez. Eğer çelişir gibi gözüken bir yer varsa bu bizim için böyledir. Bizim de bunu aklın mutlak verileriyle naklin, rivayetin sahih olanı karşı karşıya geldiğinde Kur'an ve sünnette karşılığı olacak bir şekilde yorumlamaya tabi tutmamız gerekir.